Evet, hepinize merhabalar. Bugün sizinle birlikte Valorant oyun testimizi yapacağız. Bunu yapmamızın sebebi bir arkadaşımız bilgisayarı alacağını düşünüyor. Yani söylüyor Kurban Bayramı'nda. Ve benden Valorant düşük, yüksek ve orta ayarlarda Valorant oynamamı istedi. Böyle bir video fikrim yoktu ama arkadaşımız istediği için onu kırmak istemedim ve Valorant'ta böyle bir test yapmak istedim. Valorant zaten herkesin oynadığı çok bilindik bir oyun. Herkesin de oynamasına mütevellit insanlar ilgi duyuyor. Alacakları bilgisayarın bu oyunu ne kadar iyi kaldırabileceğini ya da kaldırıp kaldıramayacağını merak ediyorlar. Valorant en çok oynanan şu anda Türkiye'de Zula'yı da geçmiş bir şekilde oynanan oyun olduğu için de ben de bu video fikrine sıcak baktım ve Valorant oyun testini yapacağım. Bu videoyu kaydını alırken de arkadaşlar aynı bilgisayarın gönderdiği mikrofon üzerinden kaydımı alıyorum. Herhangi bir fikriniz olmasını istediğiniz için de mikrofonu da bu şekilde haberiniz olsun. Hatta o arkadaşın ismini söylesem iyi olur. O arkadaş için çünkü bu videoyu çekiyorum, aslında böyle bir fikrim yoktu. Hemen bakalım şuradan. Arkadaşımız ismi Star XAP. Aynen arkadaşlar, o arkadaşımızın isteği üzerine video çekiyorum. Zaten birçok insan inşallah işine yarar. Daha fazla bu şekilde oyun videolarının testlerini istiyorsanız söyleyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Sizin için elimden geldiği kadar videolarını çekmeye çalışırım. Çünkü bu bilgisayarı birçok insan almak istiyor olabilir. Çünkü piyasaya göre çok mantıklı bir bilgisayar aslında. Evet, işlemcisi eski, ekran kartları DDR3 ama bu fiyatlarda da arkadaşlar, bu ekonomide kolay kolay bilgisayar bulamıyorsunuz. Şu anda 8 bin 9 bin lira arasında gidip geliyor benim bildiğim kadarıyla bu bilgisayar. Bilgisayarımız Xeon FX60, RAM'leri DDR3 8 8 16 GB, RAM'lerimiz bu şekilde, işlemcimiz i5 3470, 3. nesil i5 işlemci. Ondan sonracığıma ekran kartımız güzel sayılır. Ekran kartımız GDDR5 4 GB, AMD Radeon FX 550, RX 550 pardon. Arkadaşlar bu arada kullanıcı ismim bu. Oyunda yeniyim. Çok iyi oynadığım söylenemez ama yani genel oynayışım olarak eğlencesine oyun oynadığım için çok da önemli değil. Görüntü ayarlarımızı hemen şuradan göstereyim arkadaşlar. 1920 75 Hz. Pencereli tam ekran bu şekilde ayarlanmış. Görüntü boyutumu yönetimi Letterbox. Ben bunları çok fazla ellemedim arkadaşlar. Pilde azami FPS. Bunları herhangi bir şekilde seçmedim. Kapalı bunların hepsi. Grafik kalitesine girdiğimiz zaman da şu an ben orta kalitede. Siz düşük, orta ve yüksek istediğiniz için ilk önce tüm bu ayarları düşüğe çekiyorum arkadaşlar. Kenar yumuşatma hiçbiri, eşyonsuz filtreleme 4x, netliği arttır. Bunların hiçbirini arkadaşlar ellemeyeceğim. Sadece bunları değiştireceğim. Grafikleri orta ve aşağı diye. İşlemci FPS'i, evet arkadaşlar. FPS'imizi de sadece yan tarafta göstereceğim. Onun içinde zaten sol üst tarafta arkadaşlar FPS'imizi her zaman görebileceksiniz. FPS'imiz açık. Oyunumuza hemen şu şekilde başlayalım arkadaşlar. Ölüm kalım savaşı açacağım. Herhangi bir insanlar dereceli girip de video çekerken rahatsızlık vermek istemem. Ekran kaydımızla devam etmekte. Karşılaşma bulundu. Karşılaşmamızda bulundu. Dediğim gibi ben fazla abone veya like istemiyorum. Zaten bu videoları çekme amacım da izlenme, abone değil. Zaten yani insanlara katkısı olsun diye ben de bu bilgisayarı aldığım zaman arkadaşlar diğer insanların aldıkları bilgisayarlara baktım. Bu bilgisayarın aynısını bir arkadaş videosunu çekmişti. Zaten bu bilgisayarı almama da ön ayak olan o arkadaştı. Çünkü bir bilgisayar arkadaşlar bu kadar para verip alacaksanız neler olup bittiğini bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Ben ekran kartının çalışma prensiplerini falan gözlemlemek için diğer videolara da baktım. Sadece bilgisayarın videosuna değil. Mantıklı geldi bilgisayar ve almak istedim. Ekran kartı da ben oyun oynayacağım için önemliydi. FX 50 almaktansa FX 60'a biraz zorlasam da aldım bir şekilde arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Zaten şu an kullandığım tüm materyaller arkadaşlar bilgisayar, yani Xeon FX 60'ın yanında gönderilen şeyler. Ama arkadaşlar size şöyle bir önerim var. Valorant oynarken Allah'ın kahretsin şu mousepad, yanında gönderdikleri mousepad çok az kayıyor arkadaşlar. Yani ben masanın üstüne koyuyorum. Benim masa tahta. Komik ama
tahtanın üstünde daha güzel kayıyor arkadaşlar masanın üstüne. Ben onun için şu an mousepad'i kaldırdım. Zaten karşıdaki rakipler sağlam. Bizim takım leş. Bu şekilde bir oyun oynayacağız. Zaten önemli değil. Oyunun amacı çok fazla kill almak değil. Sadece insanlara FPS ayarlarını göstermek. Buraları uzun tutun diyebilirsiniz. Evet, kayıt programında biraz uzun sürmüş olabilir. Çünkü ben bilmiyorum. Ahmet Eraydo'nun kayıt özelliğini açtım arkadaşlar. O şekilde kaydediyorum. Video size uzun geldiyse bu şekilde atlarsınız buraları. Diğer şekilde devam edersiniz. Oyunumuz da bir türlü başlamadı. Artık başlarsa yani inşallah. Evet, sonunda başladık. Önemli değil. Bilerek bıraktım. Ah oh, be tatlım. Arkadan sıkıyormuş, göremedik. Arkadaşlar şu anda FPS'imizi görüyorsunuz. Şu anda FPS'imiz düşük. Evet, öldük. Arkadaşlar FPS'imiz sol üstte, istemci FPS'inden görebiliyorsunuz. Şu anda nedense ben ortada oynuyorum genelde ama şu anda düşükten daha kötü yani. Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Ah be. Ulan şunlar da beni arkalayıp duruyorlar. Ezip geçiyor. Cidden de ezip geçiyorlar. Evet. Şu anda arkadaşlar 110, 120, 90 arasında değişik FPS'ler alıyoruz. Bitti. Keşke headshot alıp o şekilde yani kafaya nişan alsaydım ama yapacak bir şey yok. Reis öldü. Arkadaşlar size FPS'i yukarıdan kontrol ederseniz böcek. Çok güzeldi. Çok güzel denk geldi. Şu anda 150 seviyelerine çıkıyor, 130'a iniyor, 120'ye iniyor. Değişik. Değişkenlik gösteriyor. Hayır, böyle bir şey olamaz. Bu nasıl kutsallıktır? Bu oyunun piri olan arkadaşlar ona küfür ediyorlar ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben de profesyonel değilim. Şimdi çürü. Evet. Evet, öldük. Arkadaşlar şu an FPS ayarlarını değiştireceğim arkadaşlar. Grafik kalitesi düşükten ortaya alıyorum arkadaşlar. Tüm şeyleri ortaya aldım. Bunu da tam ekran olarak seçeceğim. Tam ekran. Grafik kalitesi orta. Bu şekilde devam edeceğiz şu an. Ah be tatlım. AFK'lar güzeldir. Arkadaşlar şu an FPS'imizi görüyorsunuz. Düşükle pek arasında fark yok. Evet, iki aptal birbiriyle savaştı. Ulan bu kadar kolsuz. Ben de kolsuzum ama yine de bir şeyler yapıyoruz. Evet. Nerede? Ah be. Arkadaşlar şu an FPS'imizi yine görüyorsunuz. 110-120 aralarında farklı gösteriyor. Ah be!
şu an var ya, bu oyunu iyi oynayanlar bana çok pis küfür ediyorlar. Ama arkadaşlar amaç farklı. Ah be tatlım. Amacımız FPS'i göstermek. Amacımız iyi oynamak değil. İyi oynamak olsaydı şu anda öldürmek kaldı. Şu anda başıma neler gelirdi. Ne oluyor lan? Ulan adam akıllı sesle kasamıyorum. Evet arkadaşlar, şu anda FPS'imiz yine 120 gösteriyor ama bu çok fazla arkadaşlar, farklılık gösteriyor. Çok fazla oynuyor çünkü yani cidden bu bilgisayar o kadar güçlü bir bilgisayar değil. İşlemcisi çok eski arkadaşlar, RAM'leri eski. Onun için bu kadar farklılık gösteriyor. Bazen 90'a iniyoruz, bazen 130'a çıkıyoruz. Bu kapalı açık alanlardan da fark ediyor. Aslında sadece bilgisayarlardan. Ama arkadaşlar genel olarak oyun bu şekilde. Şu şekilde grafik kalitemizi arkadaşlar yükseğe çekiyorum. Arkadaşlar şu an yükseğe çektiğimde bu şekilde. Gördüğünüz üzere arkadaşlar düşük ve yüksekte de bu kadar da aslında fark etmiyor. Zaten bilgisayarımız 75 Hz olduğu için arkadaşlar FPS'imizin aslında yani en düşmesi bile 75 Hz olduğu için zavallı. Gerçekten de arkadaşlar yani bu bilgisayarın en fazla olacağı şey budur yani. En fazla alabileceğiniz budur arkadaşlar. Şu an oyunumuz bitti. 95 FPS. Oyunun genel olayı bu yani. Alacağınız FPS belli arkadaşlar. Yani bu oyundan fazla FPS alamazsınız. Çünkü bu bilgisayarın amacı yani herhangi bir şekilde arkadaşlar şey değil. Size yüksek performans değil. Bu gibi bir ekonomide size makul bir bilgisayar sunmak. Ekran kartı belli, işlemcisi belli, RAM'i belli. Bu bilgisayar üst düzey oyuncular için kesinlikle yapılmamış. Bu bilgisayarın amacı işte aile büyüğü olur, işte babanız olur, anneniz olur. Mesela çocuğumuza bir karne hediyesi alalım. Yok işte siz bir bilgisayar almak istiyorsunuz ama çok da ailenizi zorlamak istemiyorsunuz. Bunu alalım dersiniz. Benim gibi bilgisayardan anlamıyor olursunuz, dersiniz ki ben uğraşmak istemiyorum çünkü yanlış bir şey yapabilirsiniz. Bilgisayarın parçalarını bozabilirsiniz. Ben bilgisayar toplamak istemiyorum, bana toplama bilgisayar gelsin dersiniz, bunu almak istersiniz. Bunların hepsi olağan senaryolar. Bunlardan birisi de arkadaşlar genel oyuncu performansı, yani nasıl diyeyim. Bu bilgisayarı alacak insanlar ilk bilgisayarlarını alacak oluyorlar genel olarak yani. Bir insan bilgisayar aldığı zaman genelde böyle kasa, top yani hazır sistem alan arkadaşlar hiçbir zaman böyle kendi bilgisayarını bırakıp da bunu almaz. Ya çok kötü bilgisayarı vardır ya da ilk defa bilgisayar oluyordur. Bu bilgisayarda arkadaşlar ilk defa bilgisayar alacakları tatmin eder. Çünkü bunun sebebi şu. Bunda GTA 5'i oynayabilirsiniz. Red Dead Redemption 2 veya düşük FPS olsa da en düşük ayarlarda olsa da oynarsınız. Valorant'ı bu bilgisayarın verebileceği en iyi şekilde oynarsınız. Ben mesela Rise of the Tomb Raider oynuyorum şu anda arkadaşlar. Bu oyunu ben bir şekilde oynuyorum. Bir sıkıntısı yok. Şurada Software Adrenaline Edition uygulamamızı da açalım arkadaşlar. Oyun kısmına giriyorum. Buradan arkadaşlar oyun performansımız. Son oturum 75 dakika. Son açılan bu hafta 8 hafta. Ortalama FPS'im 124. 8 MS almışım. Performans derecesi mükemmel. Ekran kartı profili normal falan filan. Bunların hepsi genel arkadaşlar. Ortalama 125 FPS. Buradan çıkalım arkadaşlar. Eve girelim. Normal bu şekilde arkadaşlar. Şu an ekran kaydımız da bu şekilde devam ediyor. Ondan sonra arkadaşlar oyunlarda diğer oyunlara da bakabilirsek. Nasıl yapacağımızı tam kestiremedim ben. İptal edelim şunu arkadaşlar. Performans ayarlara baksak. Sistem performans. Yani arkadaşlar size genel olarak söyleyeyim. Alacağınız değerler bu oyunda çok yüksek değildir. Olamaz çünkü. Olamayacağının sebebi de şudur arkadaşlar. Bu bilgisayar dediğim gibi
Giriş bir bilgisayar. GTA 5'inizi oynarsınız, CS:GO'nuzu oynarsınız, PUBG'nizi kötü de olsa oynarsınız. Forza Horizon'ınızı yüksek ayarlarda 40 FPS oynarsınız. Valorant'ınızı yüksek ayarlarda en az 90 FPS oynarsınız. Zaten monitörünüz arkadaşlar, monitörün toplam kalitesi zaten belli arkadaşlar. 75 Hz bu gibi oyunlarda kesinlikle yetersiz olacaktır. Yetersiz olacağı normaldir de. Yani bu bilgisayarın verebileceği maksimum şey budur. Ve ben size bu bilgisayarı öneriyorum. Çünkü neden? Ekonominizi çok fazla sarsmaz. Oynadığınız oyunda genel olarak sizi mutsuz etmez. Özellikle bu şekilde FPS oyunlarında, genel olarak first person FPS oyunlarında, yani işte çıkayım savaşayım gibi oyunlarda kesinlikle sizi üzmez arkadaşlar yani. Çok mükemmel bir performans istiyorsanız bu bilgisayar size göre değil. Biraz daha yüksek para vereceksiniz, bilgisayarı kendiniz toplayacaksınız. Ya da sadece kasayı alacaksınız Etiyopya, Game Garage gibi sitelerden. O zaman arkadaşlar zaten yorumlarda da videoyu attığımda arkadaşlar belirttiler. Çok doğru söylüyorlar ama arkadaşlar kimisinin bu bilgisayar böyle bütçesine uymuyor, emin olun. Yani siz diyorsunuz ya işte bu bilgisayarı alacağınızda 2000 lira daha koyun şunu alın işte. O 2000 lira kimisinin insanlarda olmuyor. Bu çok normal bir şey çünkü ekonomi belli arkadaşlar. Onun için de şu olsa daha iyi, şu olsa daha iyi gibi önerileriniz çok güzel ama kimi yerde de insanları aşağılamayın kesinlikle. Çünkü bir insan bir bilgisayar alıyorsa, kötü bir bilgisayar alıyorsa emin olun ki o da iyi bir bilgisayar almak ister. Ama ekonomimiz belli. Bu ekran kartı dışarıda 70 dolara falan satılıyor arkadaşlar. Ekran kartımız. Türkiye'de bu 2700 liraya satılıyor şu anda. 70 dolara Avrupa, Amerika'da satılıyor. Biz burada 2500 lira. Direkt İnternet sitelerinde bu şekilde fiyatlar. Siz buradan kararınızı verin arkadaşlar. Bir insan Amerika'da çalıştığı zaman sadece ama sadece 10 saat, ne 10 saati, 70 dolardan bahsediyoruz. 20 dolara çıktı saati. En fazla arkadaşlar 4 saat çalışaraktan, 5 saat çalışaraktan ekran kartını alabiliyorken Türkiye'de bunu alabilmemiz için arkadaşlar 15 günümüzü vermemiz gerekiyor. Hatta 15 günümüzden de fazlası olabilir. Ekonomi bu şekilde yani. Allah yardımcımız olsun. Ben kaydı da bitiriyorum arkadaşlar. Genel olarak FPS buydu. Evet, bazılarınız sövüyor olabilirsiniz. Ulan oyunu göstermedin bize burada felsefe yapıyorsun diye ama arkadaşlar olayı anlatacağım size. Çünkü zaten bu bilgisayarın oyun videoları var. Biraz araştırırsanız siz de görebilirsiniz. YouTube'dan diğer arkadaşlarımız zaten videolarını atmışlar. Oradan daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Ben size bir arkadaşınız, kardeşiniz olarak nasıl bu bilgisayarı alması, nasıl bir kafayla, psikolojiyle nasıl bir şey alacaksınız ben onu anlatmak için bu videoyu çektim. Size aslında oyun için değil çok fazla. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize teşekkürler. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.